Gel. Kumandanım. Yukarıda bıraktığınız dosyalar kumandanım. Sağ ol. Çıkabilirsin. Yani en üstteki kayıt yeni kumandanım. Evet. Bu doğru mu? Bugün 40 Fransız topu limana giriş yapmış. Doğru albayım. Tamam, çık asker. Dimitri. Buyurun kumandanım. Derhal hastaneye git. Azize hemşireyle kızlarımın bir an evvel konağa gitmesini sağla. Yanlarından sakın ayrılmayın. Emredersiniz kumandanım. Yetti ama. İçimi şişirdiniz iki saattir ya. Şimdi bir kakarsam o kafacını da şişiririm gürüsün. Ne yapalım Lütfü? Kalkıp göbek mi atalım? Hayır. Adam sizi işten atmadı ya. Yani... Kardeş adam manyak. Sağa solu belli olmaz bu cinsler. Acı Bialis iyi adamdı. 3 kuruş verirdi ama kafamız rahattı. Hilal'e anlatacak mıyız? Abim bize böyle böyle yaptı diye. Lazım şu Mehmet Giyas'ın da müjdeli haber versin. Andreas gemiye binmiştir. İnşallah be. İnşallah. İnşallah. Kaçamadı kumandanım. Sizin emrettiğiniz gibi verildi cezası. Bu defa vicdanına yenik düşmedin yani, öyle mi? Siz haklıydınız. Bir asker emirlere karşı gelmemeli. Andrea da ihanetinin bedelini ödedi. İyi. Aferin. O pusu senin aklını başına getirdi demek. Cesede ne yaptın? Ölü bulunması müttefiklerimizin daha da tepkisini çekebilir. Sandalla kaçarken Ege'nin sularına yenik düşmüş deriz. Politik taktikleri de öğreniriz yani. Ağabey Zevdet geldiler. Generalim. Buyurun ağabey. Ölmez Hasan'la ilgili tahkikat yaparken bunu gördüm. Aslı var mıdır? Doğru. Türkler Batı cephesini oluşturmadan Aydın'ı geçmeliyiz. Sine'yi devriyeden önce Afyon'u alacağız albay. Yolumuz uzun. Lakin vaktimiz dar. Kumandanım, bu kadar büyük miktarda silah ve cephanenin şehre sokulması tehlike arz ediyor. Eğer malumatım olsaydı korumaları için tedbir alırdım. Kime karşı tedbir alacağız albay? Smirni zaten kontrolümüz altında, değil mi? Türkleri hafife almayın kumandan. Malumunuz üzere hala kimde ve nerede olduğunu bilemediğimiz 10.000 silah kayıp. Eğer müsaadeniz olursa Teğmen Leon'u vazifelendirelim. Bu konuyla kendisi alakadar olsun. Emredersiniz albayım. Silahları bulmak için beklemeye tahammülüm kalmadı albay. Öyle ilerleyeceğiz ki müttefiklerimiz bile hayret edecekler. Yakında bütün dünya zaferimizi konuşacak. Haklısınız kumandan.
Yeterince vakit kaybettik. Artık büyük bir harekatın vaktidir. Müsaadenizle. Alexi. Emredin kumandanım. Şu benim postalları al. Nostra'ya götür, iyice bir bakımını yapsınlar. Emredersiniz. Paşam. Cevdet, teyit ettin mi? Eminim paşam. 40 adet Fransız topu cephanesiyle birlikte bugün limana yanaştı. Hangarları alacaklar. 2 gün içerisinde de birliklere sevk edilecek. Bu felaket demek Cevdet. Uşak, Salihli, Alaşehir, Afyon. Henüz çok erken. Hazır değiliz. Mahvoluruz, her şey biter. O mühimmat yola çıkmadan imha etmek mecburiyetindeyiz paşam. Mecburuz Cevdet. Allah'ın izniyle de halledeceğiz. Eğer dediğin gibi içerisi barut doluysa bu bizim işimizi halleder. Bu fitilin 45-50 saniyelik kısmını kullanırsın. Bu sana zaman da kazandırır. Yalnız patlama büyük olacak. Bununla birlikte zayiat da büyük olacak elbette. Hem böylelikle kapıda bekleyen askerleri de ortadan kaldırmış olacaksın. Bu işi mutlaka bu akşam halletmek zorundasın Cevdet. Eğer vazifeni bilen, yaptığını gören olursa onların da icabına bakacaksın. Siz merak buyurmayın paşam. Ölmez Hasan'dan bir haber var mı? Şehre inmiş paşam. Burnumun dibine kadar geldi lakin ele geçiremedim. Bu herifin maksadı ne? Neden ortalıkta dolanıyor? Eğer maksadı beni gammazlamak olsaydı şimdi çoktan yapardı paşam. Ben aileme musallat olur diye korkuyorum. Ailen için endişelenmekte haklısın Cevdet. Lakin bitecek. Nasıl bitecek paşam? O silahları bulursan vazifen sona erecek Cevdet. Nasıl sona erecek? Bu herifler taarruza hazırlanırken biz de boş durmadık Cevdet. Aydın'ı Salman Efe, Sökeli Halil Efe tüm adamlarıyla birlikte bize katıldılar. Atıl durumda bekleyen yüzlerce askerimizi Bergama'nın doğusuna yerleştirdik. Bu sınırı geçemeyecekler Cevdet. Eğer silahları bulursak, silahları bulduğun vakit sen de bu birliklerin başına geçeceksin. Bundan sonra Yunan üniforması giymek zorunda kalmayacaksın Cevdet. Ailene yalan söylemeye mecbur olmayacaksın. Yunan yaftasıyla yaşamak zorunda kalmayacaksın Cevdet. Şeref duyuyorum paşam. Yolun açık olsun. Müzik
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.